Merhaba, selamlar. Herkese merhaba. Bu videomuzda ne yapıyoruz? Hızlıca bence girişimizi yapalım. Evet. Bir önceki videolarımızdan da görecekler. Ne yapıyorsun? Neyse. Bir önceki videomuzda belki izlemişsinizdir. Görmemişseniz çıkan linkten de bakabilirsiniz. Hemen hızlıca ben anlatayım. Evet. Bu evimizin bostanın arkasında bulunan beton alanı tahtalarla ahşaplı biz döşemiştik. Ve daha sonra oralara neler yapacağımızı paylaşmamıştık sizlerle henüz. Evet. Bugün o kısma neler yapacağımızı paylaşacağız sizlerle. Sen anlatırken ben de görsel olarak. Evet. Ne yapacağız? Tacım sen göster Sen anlat. Ben anlatıyorum. Bu gördüğünüz malzemelerle bu neydi? Su oluğu muydu? Neydi? Yağmur oluğu. Yağmur oluğu pardon. Yağmur oluklarına. Birincisi bu. Neler ekeceğiz? Sebze, meyve, çiçekler, bu arkamızda gördüğünüz çiçekleri ekeceğiz inşallah. Evet. İki aşaması var bunların. Birincisi taha istediğimiz ölçülerde kesecek. İkinci aşama benim aşamam. Kuba istediği renklerde boyayacak. Çok güzel iki renk seçtik arkadaşlar. O kadar tatlı renkler ki. Aha. Onlarla boyayacağım. Üçüncü aşamamız ne? Üçüncü aşamamızda şimdi birincisi tahaydı. İkincisi tuba, üçüncüsü taha olacak. Üçüncüsü de... Üçüncüsü yine bence birlikte olacak gibi. Üçüncüsü de oraya... Bu gördüğünüz arkanızdaki çiçekleri ve çilekleri. İşte soğandı, maydanozdu, naneydi. Onları dikeceğiz. Hazırsak? Başlıyoruz. Başlıyoruz. Şu güzelliklere bakar mısınız? Bir de buradaki güzelliğe bakın. Kendine yer yaptı. İyi yaşa. Kendine yer yaptı burada. Evet Tuva, ne yapıyorsun? Ya şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? İki tane renk seçtik. Şöyle biraz yukarıdan göstereceğim seni. İki renk seçtik. Bir ana rengimiz var, beyaz renk. Ona bu iki rengi katacağız. Ve çok tatlı renkler çıkacak. Hadi çok sabırsızım. Gelsin. Bir karıştır bakalım da öyle görelim. Evet. Bu arada ben de kestim kanalları. Tuğba boyayacak. En ve teknolojik Kaan'ın yöntemlerle. Boyayla savaşı. İşimizi yapıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki alıp niye devirip üstünden dökmüyorsun? Çünkü ikiye bölmemiz gerekiyor. Bir de yerleri yeni yaptırdık biliyor musun? Evet. Kıyamıyorum. Boya şimdi dökülür. Ben birazcık bu konularda sakarımdır. Bence de bu işi neden bana vermedin ki? Kaydetmeyi sen istedin. Evet, boya senin işinde. O sihirli kısma geldi. Ay çok heyecanlıyım. Ne kadar katacağım? Yarısını katmam gerekiyor. Abantının eklemini de yapmayalım. Bir çevir. Buradan abantı olduğu anlaşılmıyor. Evet. Evet, şimdi bunun normalde yarısını katmam gerekiyor ama yarısı nerede bilmiyorum açıkçası. Ben bir çalkalayayım mı onu? Çalkaladım ya. Tamam. Tamam, katıyorum. Bir yarısının nerede olduğunu görmüyor musun? Görünmüyor. Gördüğün üzere görünmüyor. Tepesinden bakıp. Yani şöyle yap. Şunu içine sok. Tamam. Nereye kadar geldiğine mi bakıyorsun? Evet. Arabalarda yağ ölçümü bu şekilde yapılır ya. Haklısın. Buraya kadar geliyor. Ne? Buraya kadar. Anam çok azmış. Evet. Ne yapayım şimdi? Şimdi bu burada dursun. Onu bir batır beyazı. Beyaza bir batır onu. Bir deneyeyim de ona göre. Yerini biliyorum şimdi. Kuruyacak ya. Dur bir dakika. Döküyorum. Bir karıştıralım. Tam buradan bakınca siyah gözüküyor. Siyah mı görünüyor? Bu harika renk siyah mı görünüyor? Ne çok keyifli. Boya işi bence çok keyifli. Şu an gölge düştüğü için... Şöyle gösterelim mi? Bir elini çekebilir misin? Tabii ki. Hafiften açılacak. Evet. Daha çünkü alt tarafı beyaz. Evet.
Neden inmiyor aşağıya? İniyordur. Belki dışı beyaz gözüküyordur. Neyse, sana kolay gelsin. İşin bitince boya kısmına geçeriz. Orada uygulamalı gösterirsin. Tamamdır. Evet, sen mi ilk süreceğim, ben mi ilk süreceğim? Kavgasının galibi ben oldum. Sen oldun çünkü kıyamadım. Ben hadi bakalım, rengimiz neyse. Çok tatlı bir mavi oldu. Çok heyecanlı. Haydi bakalım. Şöyle şuradan bir alalım. Bismillah. Birazcık beyaz kenarlardaki. Neyse. Silmek mi gerekiyordu acaba? Bilmiyorum. Elindeki mavi. Ha, bildiğin üstündeki maviye benzettik ha. Evet, bence de. Yoğun sürmek. Bodrum gibi. Mavisi gibi oldu biraz. Ne aşamadayız Tuba? Bodrum'a doğru gidiyoruz gibi. Şöyle bir göstereyim. Yarı güneş yarı gölge olduğu için belki tam net gözükmüyor olabilir. Ama bu muydu sence istediğimiz renk? Evet. Bence buydu. Eyvallah. Bir tık bak, o açık oldu. Ya, ama gerçi güneş vurduğu için açık evet, gözüküyor. Evet, şu da açık duruyor. Şu koyu görünüyor mesela. Yani gölge. Evet. Emek verilerek uğraşılan her şey güzeldir bence. Bence de. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Keşke bir de evde yemek yapsa. Selamlar arkadaşlar. Yine ben kaldığımız yerden devam ediyorum. Dün dışarıda maviye boyadığımız saksılarımızı bugün hava yağmurlu olduğu için iç mekanda boyamaya devam edeceğim. İki çeşit yağmur oluğumuz vardı bizim. Dünküler biraz daha derindi. Bugünküler ise birazcık daha ufak olanlardan. Farklı amaçlar için bu şekilde seçtik. Bunları ne renge boyayacağım? Çok ama çok tatlı bir yeşile alayım. Hop. Evet, gerçekten çok güzel, çok tatlı bir rengi var. Bunu şimdi boyaya katacağım. İstediğimiz rengi elde ettikten sonra boyamaya başlayacağım. Hadi o zaman devam edelim. Kolay gelsin, yer sofrasına oturdun herhalde. Evet, hava yağışlı olunca bugün iç mekana taşındık. Dün maviye boyadığımız o yağmurluklarımızı bugün diğer bir modellerini çok ama çok tatlı bir yeşil rengi boyayacağız. Yani inşallah o rengi elde edebilirsek tabii ki. Boyamız burada birazdan karıştıracağım. Bakın. Ya çok tatlı bir renk istediğimiz. İnşallah o renge kavuşuruz. Buradakilerin biraz açığı herhalde. He? Yok, o renkle alakası bile yok. Öyle mi? Yok, kesinlikle yok. Velhasıl bugün bunları boyayacağım. Daha sonra içerisinde topraklarımız, işte o dikmek istediğimiz, ekmek istediğimiz şeylerle birlikte bugün inşallah tamamlamayı düşünüyoruz. Bugün yani içerideyiz arkadaşlar. Hadi o zaman başlıyorum. Arkadaşlar, renk şu anda bu şekilde. Sanırım istediğimiz renk oldu gibi. Önce bir deneme yapacağım. Bakalım yağmurlukların üzerinde nasıl duracak.
bitirdim hepsini. Şimdi biraz kurumalarını bekleyeceğim, sonra ikinci kata geçeceğim. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Gerçekten hani şimdiye kadar hep resim yapabilmeyi çok istemişimdir. Ama maalesef cin elinin ötesine gerçekten geçemiyorum. O yüzden böyle boyamak bana çok iyi geldi. Sizler de boyamaktan keyif alıyorsanız bu işleri de keyifle yapacağınıza eminim. Beyazdan arttı, istiyorsan beyaz boyayı vereyim de oraya bir cin eli çiz. Cin eli başka yerleri çizeriz olmadı. Hadi bunlar kurusunlar. Ben de şimdi kapaklarını, bu baş ve son kısımlarını, kapatacağımız kısımları boyayayım. Sonra bunlar kuruduktan sonra ikinci kata devam edeyim. Tuğba'cığım. Efendim, Tuğba'cığım. Terlik gözüküyor, şöyle olsun. Tuğba'cığım, son aşamalara gelmişsin. Canım, sen ne güzel Tuğba'cığım diyorsun. Ben şöyle şuna bir fokuslayayım. Evet. Şöyle anlaşılıyor galiba. İkinci katları da bitti arkadaşlar. Aha. Ta az önce fırınlamaya da götürdü hatta. Evet. Arkadaki ısıtıcıya. Renk belli oluyor mu bilmiyorum ama ben bir odaklamaya çalıştım şu şekilde. İstediğimiz rengi yakaladık. Tabii ki ilk katta bu olmuyor. İkinci katta bunu yakalamaya çalıştık. Bitirdik ama işte eksik malzememiz var. Onları tamamlayacağız. Eksik malzemesiz olmuyor zaten işler bizde. Tabii. Bizde her daim bir eksik malzeme oluyor. Ama işte eksik... Namburcu açacağım yakında. Normalde biz bunları iki parçaya kesecektik. Üç parçaya kesince kapakla bu görmüş olduğunuz tapalar yetmedi. Onları almak zorundayız tekrardan. Evet. Tamam. Şimdiki aşama herhalde bu ve mavilere gübre doldurma. Doğru muyum? Evet. Hadi. En keyifli kısımlardan biri. Ben onları hazırlamaya devam edeyim. Hadi gösteriyorum. Şimdi kısaca geldiğimiz son noktayı anlatayım ben. Tuba'ya çiçek ekme işlerini verdik. Ne yaptık? Boyama işlemlerini bitirdik. Kanalları. Bir tanesini mavi, artık ne mavisi dersek. Diğerlerini de bu şekilde yeşile boyadık. Bazılarına çiçeklerimizi diktik. Tuğba da şimdi mavi çok çiçek dikiyor. Çok güzel olmuyor mu? Tamam, etrafını doldurmayı sonra yap. Evet, sonra yapacağım. Şimdi bir yerleştirelim. Bu arada anlat, bu çiçeklerin ismini ne dikiyorsun? Bilmiyorum ki. Unutuyorum daha doğrusu. Her seferinde söylüyorlar. Ha. Ama ben unutuyorum. Neydi bu? Yıldız çiçeği miydi? Evet, o yıldız çiçeği. Ama uzun ömürlü olanlardan, yani tekrardan çıkacak açanlardan. Bu da herhalde yıldızın bir türü ya. Bu tamamen yıldız olacak. Bu farklı bir çiçek olabilir arkadaşlar. Şu an bakınca yaprakları falan farklı geldi gözüme. Hoş geldin. Hoş buldum. Evet. Ya çok güzel bir bölüm bence bu. Rengarenk. Evet. Kadrajdan ne kadarı gözüküyor? Ben çok emin değilim. Şu an önümüze baktığımızda dilin gökkuşağı. Evet, aynen öyle. Resmen öyle, çiçekler. Rengarenk çiçekler. Ya ben baharın bu güzelliğini seviyorum. Her şey rengarenk, evet, yeşil, kesinlikle. Mavi. Yani... Mevsimimiz bahar. Evet, bahar ayındayız. Evet, ne yaptık? Yağmur oluklarımızı ta istediğimiz ölçülerde kesti.
Gösterecek misin? Ama kablo biraz şey görünebilir. Tamam. Ya bu arka kısmı. Evet. İki tür yağmurluğumuz var bizim. Biri yuvarlak. Yuvarlağımızı da göster istersen madem ki kaldırdın. Şuradakini göstereyim. Çiçekli olanı mı? Dedik ya. Evet. Kadife çiçeği. Aynen öyle. İki tür yağmurluğumuz var. İşte biri yuvarlak, biri dikdörtgen şeklinde. Ta onları istediğimiz ölçülerde kesti. Ben istediğimize yakın renklerde boyadım. Neyse. Oldu olmadı gibi bir şey. Yok, bizim hoşumuza gitti sonuç evet. Yine de. Daha sonrasında ne yaptık? Mavilere çileklerimizi, pardon yeşile de çileklerimizi diktik. Aha. Başka neler yaptık? Elimize mevcut almış olduğumuz çiçeklerimizi ektik. Diktik. Çiçeklerimizi diktik. Şimdi arkamızda gördüğümüz... Arkaya asacağız. Alana yerleştireceğiz. Geçelim mi hemen o kısmı? Hadi başlayalım. Ben o kısmı çok... Sabırsızlıkla evet, bekliyoruz. Evet. Hadi bakalım. Şunu şöyle koyacağım. Evet arkadaşlar, bu üçüncü denememiz. Değiştirip değiştirip duruyoruz çünkü planladığımız gibi olmadı. Çilekleri bir aslında alana... Aslında oldu da. Sulama, benden sulama evet sulamayı düşünemedik. Aynen öyle. Biz normalde işte yeşiller maviler karışık olsun istemiştik. Ama çilekleri hem güneş alan yerde hem de sulama açısından kolaylık olması için tek bir yerde toplamamız gerekiyor. O yüzdendir ki bu üçüncü denememiz. Devam ediyoruz. Thank you.
Ve geldik sonuna. Bitti mi? Bitti. Bitti. İnanamıyorum. Hala inanamıyorum. Eksiklerimiz var. Evet. Evet. Eksikler var. Sulaması tefek var. Bir tane daha sanki yağmur oluğu almamız gerekiyor. Şöyle biraz ben kayayım da sen konuş. Tamam. Bizce güzel oldu. En azından o beton görüntüsünden kurtarmış olduk. Rengarenk bence çok güzel oldu. Evet. Ay, çok yoruldum vallahi var ya. İyi hadi o zaman birazcık mola verelim. Evet, bahçemizde, bostanımızda yaptığımız yepyeni bir projeyi daha bitirdik çok şükür. Evet, evet çok şükür bitti. Kısa sürede. Bizim çok hoşumuza gitti. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu videoluk da bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu, huzurlu. Ve doğayla kalın. Hoşça kalın.